yine geldik karşınızda fakir. Dinlemiş sizi gülerek anlatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum. Bindiği arabaya bak. Bak kardeşim. Öyle bir yerde oturuyor, böyle bir arabaya biniyor. Beni ilgilendirmez nihayetinde ama bir tarafı beni ilgilendiriyor. Niye biliyor musunuz? Gidip millete kanaatkar olmaktan yana işte saatlerce, günlerce israf konuş etmemek, konuş, yani israf yapma de sen israfın dibine bak. Fakir böyle bir şey olmaz. Fakir peygamber anlat, fakir sahabi anlat, 10 gün aynı ekmek kırıntısıyla doyuyordu diye yalan konuş. Ondan sonra sen kendin sırça köşklerde yaşa. Bu ikiyüzlülük ama yani. Sonra toplum niye dönüşmüyor? Niye dönüşsün beyim? Sen dediğini yapmıyorsun gözünü seveyim ya. Herkesi Ramazan'da infaka davet ederken sen Ramazan'ı kazanç aracı yapıyorsun. Hani dağıtacaktık? Hani herkes neyisi varsa ondan dağıtacaktı? Biz neredeyse ödemelerimizin şişkin olanlarını Ramazan'a ayırıyoruz. Niye oradan işte gelir var? Ramazan da ruhuna gelecekti. Bedenine değil beyim. Sen de verecektin. Elin alemin 3 kuruş birikimini infak için teşvik et. Ama sen o 3 kuruş teşvik et versin diye teşvik ediyorsun. Sen bilmem şu kadar şeyler alıyorsun. Günah başına kimin ne aldığını bilmiyorum ama hocam, görüntü öyle onların, sıkıntı. Herkesin kendi hesabı hocam. Tabii Allah'a verir. Kendi yaptığımıza bakalım. Şunu herkes yapacak ama bak. Bir şey yap. Şöyle bir arabaya biner, böyle evde oturur falan. Bu ona beni ilgilendirmez. Herkes hesabını kendisi verir Allah. Ama samimi olacak diyorsunuz. Samimi yani olacak. Bir olacak. Bindiği arabanın zekatını verecek. Oturduğu evin zekatını verecek. Öyle evden zekat yok. Arabadan yok. Arsadan yok. Binadan yok. Oradan yok, buradan yok. Öyle değil. Efendim zekat gelirden verilmiş. Hayır öyle değil. Zekat kardan vergi değil, maldan vergidir, maldan. Neyse senin malın, onun zekatı var arkadaş. Verdin mi o triplex villanın zekatını? Yok. Niye? Bu taşınmazdır. Tabii, parası da taşınmaz. Görürsün Ali İmran suresi 180. ayette ne diyor Allah'a? Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız, hepiniz hoş geldiniz. Yayına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Haberler benim Instagram malum kapatıldı, 3-4 gündür ses yok, millet VPN ile girmeye çalışıyor. VPN ile girenlere arkadaşlar dikkat edin ha, e-devlet şifreleriniz çalınabilir falan diyorlar. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyoruz. Göreceğiz. Bunun ülkeye zararı günlük 2 milyar dolar mı, euro mu artık neyse bilmiyorum. Ticaretini Instagram üzerinden yapanlar. İnfluencerlar Instagram'dan Twitter'a girmeye çalışıyor. Twitter'dan ufak ufak ekmek yemeye çalışıyor. Domates. Domates. Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Ya o ayıptır, milleti rahatsız etmeyek. Ya iki arada bir derede kalmış. Ülkenin özgürlüğü elinden alınmış. Özgürlüğü alınan ülkeye bir de muhalefetin başına özgür diye biri getirilmiş. Ülke özgürlüğünün elinden alındığını anlamasın diye muhalefetin başına özgür diye birini getirerek, bakın arkadaşlar eğer özgür bir ülke olmasaydınız özgür diye biri muhalefetin başına gelmezdi demeye mi çalışıyorlar acaba? Anlamak mümkün değil. Tabii bu Instagram'la ilgili akşam saat 19'da yarın sabah açılacağına dair şeyler var ama 9'unda mahkeme var. Ben mahkemeye kadar açılacağını düşünmüyorum. İlginç bir durum. Efendim Erdoğan sosyal medya militanlaştı diyor. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile sansür uygulanıyor. Bunun özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız diyor. İşbirliğiniz henüz tesis edemedik diyor. İşbirliğini henüz tesis edemedik. İşte Filistin'le ilgili yapılan paylaşımlar arkadaşlar. Bunlara Instagram müsaade etmiyor diyor. Arkadaşlar çocuğun kafası kopmuş. Vücut paramparça. İç organlar çıkmış. Instagram bunun neyine müsaade edebilir Allah aşkına? Sayın Erdoğan, senin torunun Instagram'a girse, Instagram'da
Filistin'deki çocukların kafası kopmuş, vücutları paramparça resimlerini görse psikolojisi bozulmayacak mı? Bozulacak. Bizim çocuklarımızın da psikolojisi bozulacak. Instagram burada ne yapıyor? Ne yapıyor burada? Çoluk çocuk bunları görmesin diye engel oluyor. Bu mu seni rahatsız ediyor? Yani kimse Filistin'de olanları bilmiyor. Bir tek fotoğraflarla paylaşınca biliyor, öyle mi? Herkes İsrail'in ne mal olduğunu biliyor. Burada konu İsrail mi İsrail değil. Burada konu başka. Konu başka ama konunun tam ne olduğunu tam anlayamadık. Dur bakalım, çıkar kokusu ortaya. Artık birileri videomu bekliyor, birileri birilerinin bir paylaşım yapmasını mı bekliyor? Komple interneti kapatmak için Instagram'ı önce kapatıp millete alıştırıp sonra komple interneti kapatmayı mı planlıyor? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Efendim, Fahrettin Altun, bu şirketler batılı devletler için ayrı, batılı olmayan devletler için ayrı bir tutum takınıyor. Bu şirketler çoğunlukla Amerika, Almanya, Fransa yasalarına saygı gösterirken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı göstermiyor. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak, bağımsız devlet olarak elbette bunu kabul etmez, edemez. Yani Instagram, Facebook gibi şirketler Türk devletine saygı göstermiyor. Yani diyor ki bize biat etmiyorlar diyor. Bize biat etmedikleri için de diyor, biz bunları diyor iplemiyoruz diyor. Canları cehenneme, ne halleri varsa görsünler diyor. İşin özeti bu. İşin özeti bu. Bunlar bizi adam yerine koymuyor. Elin Instagram'ı, elin Facebook'u bizi adam yerine koymuyor. Bizi kale almıyor. Dediklerimizi yaptıramıyoruz. E bunları cezaevine de atamıyoruz. Atamıyorsak ne yapalım? Instagram'ı komple kapatalım. Instagram'ı komple kapatalım. Anlamak mümkün değil. Efendim, bu haber de ilginç bir haber. Ordu Aybastı'da gittiği mekanda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca mekanın sahiplerinin ve çalışanlarını gözaltına aldırdı. Bir mekana gitmiş, mekanda oturacak yer yok. Eşiyle, işte kaynanasıyla gitmiş. Bu da sinirlenmiş, oradakileri gözaltına aldırmış. Haber böyle. Ama haberin videosu var, 8 dakika, üşenmedim izledim. Üşenmedim izledim, kimsenin hakkını yemeyelim diye. Ne olur ne olmaz. Sonuçta bir baktım abi. Bir sözlü münakaşa var orada. Orada savcının yaptığı da yanlış. Gerçekten olay yer olmamasıysa, mesela adam şey yapmıştır bu mekanda. Bu mekan öyle bir mekana da benzemiyor ama. Aramıştır, randevu almıştır. Masa ayırtmıştır, randevu almıştır. Masa ayırtmıştır mesela. Böyle bir mekansa, gittiğinde masanın dolu olduğunu gördüyse tepki göstermiştir. Ama yok, gittin bu mekana, mekan dolu, ayakta bekliyorsun. Bekleme, git başka bir mekana. Yani Ordu'da başka mekan mı yok yani? Bu savcının yaptığı da yanlış ve tecrübesizlik. Sonra oradaki çalışanlarla sözlü münakaşaya giriyor. Çalışanlar buna saldırıyor. Saldırınca bu da jandarmayı çağırıyor. Hepsini gözaltına aldırttırıyor. Yani bu arkadaş savcı olmasaydı, yani savcı diye onlar bunu tekme tokat dövmemişler. Sadece işte biri saldırıyor, diğeri engelliyor falan filan. Yani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Anlamak zor bu kafaları. Sonra bu jandarmayı çağırmış, herkesi gözaltına aldırmış. Ya baştan aşağı bir tecrübesizlik. Hem mekan sahipleri sıkıntılı, hem savcı genç ve tecrübesiz. Tamam? Böyle genç ve tecrübesiz olan savcılar var. Tabii. Yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi gibi geziyorlar. Böyleleri var maalesef. Arada denk geliyor, görüyoruz. Ha, işini düzgün yapanlar da var. İşte tabii tecrübe kazanması lazım. Biraz böyle işte ailesinin yanında bu tarz şeylere girecek. İnsanların ne olduğunu görecek. İnsanların patlamaya hazır bir bomba olduğunu görecek. Toplumun geldiği son noktayı görüp tecrübe kazanacak bunlar. Bakmayın siz, bunlar daha genç. Olur böyle şeyler.
AKP'liler de şeyi savunmaya geçmişler, savcıyı. İşin aslı şudur, savcıya saldırdılar falan. Evet tamam, işin aslı odur, savcıya saldırmışlar ama ya mekan boş değilse, doluysa alırsın aileni gidersin yani. Niye sen onlarla sözlü münakaşaya giriyorsun? Efendim, McDonald's'a gitmiş adamın bir tanesi, orada yemek yiyenlere hakaret ediyor. İşte bunlar diyor İsrail askerlerini besliyor diyor falan. İşte oysa ki McDonald's Katar'ın, Katar'a ait yani, İsrail'e ait bir yer değil. Amerika bu ülkenin gelecek planlarını yapıyor. Sizin verdiğiniz paralarla polise mermi sıkılıyor. Sizler var ya, utanın. Vicdan sahibi olun. Vicdan. Adam her gün bir kişiyi öldürüyor. Adam her gün 100.000 öğün yemek veriyor. İsrail askerlerine 100.000 öğün maktanık yemek veriyor. Okur yazarlığınız yok mu? Girin de bir bakın ya. Girin de bir bakın. Okur yazar değil misiniz? Maktanık'ın sitesine bir girin bakın. Polisimizi, askerimizi vuran PKK'ya yardım eden yerde yemek yiyorsunuz. Bu kadar zorluk olmaz. Maktanık'ın sosyal medya sitesine girin bakın. Burada insanları bu şekilde bağıramazsınız. Bir ikincisi de sen vur gittin bağırdın. Tamam, bağırdın, çağırdın, feryat ettin, millete hakaret ettin. Sonuç değişti mi, değişmedi? Vicdansız vicdanını rahatlattın. Oysa ki kime tepki göstermen lazım? O hangi topraklarda açılmış bir şirket, bir restoran, bir lokanta, artık neyse. McDonald's'lar, burgerlar, artık hangisi İsrail'e destek veriyorsa. Starbucks'lar. Türkiye'de değil mi? Ülkeyi kim yönetiyor? Oy verdiğin Erdoğan değil mi? AKP iktidarı. AKP neden kapatmıyor bunları? Hı? Neden kapatmıyor? İsrail diyebiliyor. Hı? Filistinli kardeşlerime saldırma diyebiliyor. Gerekirse bir gece ansızın İsrail'e de gireriz diyebiliyor. İsrail tepki gösterince de gıkı çıkmıyor. Gıkı çıkmıyor. Niye bunları kapatmıyor? Söylesene Erdoğan'a. Erdoğan, biz sana bunun için mi oy verdik desene. Götü yiyen desin. Diyemez. Güçsüz kimse gider ona saldırır. Güçsüz kimse gider ona saldırır. Bizim toplum böyle bir toplum. Cahil. Cahil cahil. Kadının bir tanesi de gitmiş. Starbucks'ta çocuklar kahve içiyorlar. Çocukları diyor ki, yurt dışında bile gitmiyorlar Starbucks'a, utanın mutanın falan. Merhaba. Kahveniz güzel mi? Peki Filistin'de ölen bebekleri gördünüz mü? Filistin'de ölen bebekleri gördünüz mü? Gördünüz. Nasıl vicdanınız el veriyor da içiyorsunuz? Rahatlatıyor mu o kahve şimdi sizi? Şimdi bir şey diyeceğim. Niye çekiyorsunuz? Birincisi. Tamam. Çekeceğim çünkü burası Türkiye, tamam mı? Burası, ben yurt dışında yaşıyorum. Siz de beni çekin. Tamam. Siz de beni burası çekin. Ben yurt dışında yaşıyorum ve yurt dışında bile Starbucks'lara rağbet yokken, gerçekten siz gençlersiniz, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlersiniz. Kabe'nin önünde Starbucks var, biliyorsun değil mi? Nerede? Kabe'nin önünde. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni kendi milletim ilgilendiriyor. Gider ben misin? Türk'üm, polisi arayacağım. Arayabilirsiniz istediğinizde. Böylelerini döveceksin işte. Tamam, böylelerini döveceksin. Tekme tokat gireceksin. Gitsin yurt dışında tedavi olsun. Ağzını burnunu düzelsin. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Sana ne? Madem bu kadar çok Filistin diyorsun, defol git Filistin için savaş. Vicdansız vicdanınızı bizimle rahatlatmaya çalışmayın. Tamam? Bizimle rahatlatmaya çalışmayın. Dün Haniye'nin yerine gelmiş olan diğer o lider ne diyor? Biz güçlü zannettiğimiz ülkelerin aslında güçsüz olduğunu da gördük. Sırtımızdan vurulduğumuzu da gördük. Bu ne demek? Bu ne demek? Yarın öbürsü gün içine alacağın 2 milyon Filistinlinin de başına bela olması demek. Başına bela olması demek. Bunların hiçbirini görmüyorsun. Görmeyeceksin de. Devam et. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kudüs Park'tı. Ulan ben bunu parkı anladım. Okuyorum. Ula diyorum. Ya şu adama bak ya diyorum. Ya, Kudüs Parkı nedir ya?
ne diyor diyorum, tamam mı? Okuyorum Kudüs Parkı diyor. Allah Allah. Meğer Kudüs Park'tıymış arkadaşlar. Efendim diyor ki Bahçeli, Kudüs demek tarih demek. Kudüs aynı zamanda dinlerin ve kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların... Bu Haydar değil. Bu da Ekürisi. Buna isim koyamadık. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Haydar yorgun düşmüş, onun yerine bu görevi devralmış. Oğlum tamam lan, bırak karıyı. Vuruyor. Tam ayarı tutturamıyor. Lan arkadaş ya. Tövbe tövbe. Efendim Kudüs Paktı yapalım demiş, daha mı? Yap bak. İran, Miran, işte bölgedeki küçük devletler var ya, bunlar hep beraber Kudüs Paktı yapalım. Tamam ya bak. Ne olacak bu Kudüs Paktı nedir? Birbirimizle yardımlaşalım. Ola ki saldırı olduğu zaman birbirimize destek olalım. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rab, gerçekten. Ben bu horozları ne yapacağım? Bak sosyal medya bunu konuşuyor. Bomba bir haber arkadaşlar. Erdoğan'a övgüler yağdıran Rizeli Numan Kral. Kral adam Numan. Türkiye'de yedek subaylıktan Tuğ Generalliğe yükselen ilk paşa oldu. Yedek subaylıktan Tuğ Generalliğe yükselen ilk paşa. Vay anasını sayın seyirciler. Adam Erdoğan'ı övmüş, övmüş, övmüş. Gurur duyuyoruz sayın cumhurbaşkanım. Düşmanlarınız her zaman birden fazla adım önün, düşmanlarınızın her zaman birden fazla adım önünde olma düşünceniz, millet olarak destekliyoruz inancımızdan falan filan. Tuğ Generalliğe, subaylıktan, yedek subaylıktan Tuğ Generalliğe. Vay anasını be ya arkadaşlar. Yeni türküm arkadaşlar. Fak fak türküsü. Efendim Kerem Kınık, Kızılay'ın eski başkanının kızı arkadaşlar. 16 yaşında mı 15 yaşında birini çarpmıştı. Ölümüne sebep olmuştu. Şimdi savcı yurt dışı yasağı getirmemiş. Yurt dışı yasağı gelmeyince Kaliforniya'ya gitmişti, kaçmıştı. Şimdi savcı değişmiş. Yeni gelen savcı da 15 yıl hapis cezası istiyor. Kız gitmiş yurt dışına, kaçmış. He. Bu da gelmiş. Yurt dışı yasağı istiyorum. Ben yeni savcı. Bu ülkede adalet var. Diğeri niye istemedi? Ali Babacan. Asıl vergi almak istiyorsanız imar yasasına emsal değişikliği harcı koyun. Değer artışı vergisi deyin. Bakın asıl o zaman vergi topladığınızı göreceksiniz. Kayıt dışılığı kökten halledeceksiniz. Yani diyor ki 500 bin liraya almış olduğun daire 5 milyon oldu ya. Ha, o 5 milyondan vergi al demeye çalışıyor galiba. Yanlış anlamadıysam. İlginç. TÜİK'e göre Temmuz 2024 enflasyonu. TÜİK aylık %3.23, yıllık %61.78, ENAK aylık %5.91, yıllık %100.88. ENAK'la TÜİK arasında enflasyon bir türlü tutmuyor. Yalancı Pinokyo'nun Türkiye şubesi TÜİK demiş ki enflasyon düştü. Yalanın bu kadarına pes doğrusu diyeceğiz ama artık şaşırtmıyorsunuz. Saray rakam yolluyor, TÜİK yayınlıyor. Madem enflasyon düştü, neden doğalgaza %38, neden elektriğe %38 zam yaptınız? Enflasyon düştü, akaryakıt fiyatları niye düşmüyor? Kiralar niye düşmüyor? Bu milletin alım gücü niye yükselmiyor? İşiniz gücünüz yalan dolan. Erken seçim değil, hemen seçim istiyor millet. Adaletiniz batsın. Yazıklar olsun. Tabii ki enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Geçen sene 100 lira olan ürün TÜİK'e göre 162 lira oldu. Konuşamadım. Gördünüz? Lira oldu. ENAG'a göre de 201 lira oldu. Bu nasıl bir düşüş diyor. He. Yani şimdi arkadaşlar, şimdi enflasyonu değerlendirirken biz kendi aramızda konuşuyoruz. Muhtemelen dedim ki
marketler indirime gidiyorlar ya arkadaşlar. Her market, tabii bu market zincirleri de bunların ellerinde olduğu için. Her market bir üründe indirime gittiği için o hafta TÜİK'te bu enflasyon oranını aylık olarak aldığı için günlük ve haftalık indirime giden ürünler TÜİK'e gönderiliyor. TÜİK de bu ürünler üzerinden bunu açıklıyor. Tabii bu paketin içine almadığı ürünler de var. Onları zaten biliyoruz. Ya da ya tarihi geçmiş, fiyatı iyice düşmüş, marketlerde bir bölüm olur arkadaşlar. O bölümde tarihi 10 gün kalmış, 15 gün kalmış ürünler fiyatları bayağı bir düşer. Gidiyor mesela bu ürünleri alıyor. Bu ürünler üzerinden fiyatın düştüğünü söylüyor. Bunu değerlendiriyor TÜİK. Yoksa başka türlü bir açıklaması olamaz yani. Brent petrol fiyatlarında ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları düşüyor arkadaşlar. Vay anasını, benzine indirim gelmiş. Bu geceden itibaren 1 lira 73 kuruş indirim gelmiş arkadaşlar benzine. Ben pompaya yansıtılacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bugün nedense konuşmakta zorluk çekiyorum. Allah Allah. Nazar mı değdi la? Nazar mı? Bir maşallah deyin ya. Bir subhanallah deyin. Bir Fatiha 3 İhlas okuyun. Fatiha 3 İhlas ölünün arkasından okunuyor. Neyse. Kayıt dışı yabancı ve çocuk işçi çalıştıranlara toplamda 2 milyonluk ceza arkadaşlar. Çalıştırıyorsun bir der, çalıştırmıyorsun bir der. Yani ilginç bir ülke. Gerçekten anlamak mümkün değil. İran istihbarat zafiyeti. Dünya gündeminde. Haniye suikastinde devrim muhafızları mı rol oynadı? Şimdi İsrail Haniye'yi İran'da öldürdü. Ama nasıl öldürdüğünün videosunu yayınlamadı. Şimdi arkadaşlar ben de dünkü videomuzda dedim ki Haniye'yi ya silahla, bıçakla, buna benzer şeylerle öldürmüş olabilirler ama ya ben bombayla, işte roketle sadece bir odanın yok edilebileceğini inanmıyorum. Bir binaya roket saldırısı olduğu zaman komple binanın bir bölümü gider. Böyle bir video da yok sosyal medyada. Muhtemelen yani her şey olabilir. Kadınları da kullanmış olabilirler dedim. İsrail normalde bunun videosunu paylaşır arkadaşlar. Burada video paylaşmadığına göre aklıma benim o geldi. Yani ben Haniye'ye güveniyorum. Haniye Müslüman bir lider. O böyle bir şey yapmaz ama İranlılar işte mutan nikahı adı altında Haniye'nin kanına girmiş olabilirler. O gece Haniye odasına gittikten sonra arkasından kadın göndererek ya geceyi mutlu geçir demiş olabilirler. Gelen kadın da İsrail ajanıdır. Haniye'yi öldürmüştür diye düşünüyorum. Yani bunu düşünüyorum ama doğru mu? Kesinlikle değil. Haniye gerçekten iyi bir Müslüman, iyi bir din adamı. Ya onun için İsrail, yuh daha neler lan, merdivene çıkıyorlar. Onun için İsrail bunun videosunu paylaşmıyor. Oradaki ajanlarını ifşa etmemek için. Düşündürücü. Bir düşünün yorumlarda. İran medyası Netanyahu'nun resmini paylaşmış arkadaşlar. Drone'u götürmüşler. İsrail'e kadar göndermişler drone'u. Odada Netanyahu karşısında biriyle konuşurken fotoğrafını çekmişler. Netanyahu'ya mesaj atmışlar. Demişler ki gücümüzü test etme. Şimdi sen bu kadar gideceksin. Tamam mı? Buraya kadar gitmişsin ve Netanyahu'nun resmini çekip geri dönmüşsün. Bunu yapıyorsan arkadaşlar sen zaten İsrail'le çalışan, Haniye'nin de ölümüne sebep olan bir ülkesin. İş bitmiştir. Oraya kadar gitmişsen o Netanyahu orada temizlenmesi gerekiyordu. Olaya bakarken bakış açısınızı değiştirin. Buna geri zekalılar vay İran'ın gücüne bak diyor. İran'ın güçsüzlüğüne bak. Milletle taşak geçiyor. Bu resmi, eğer bu resim gerçekse muhtemelen Netanyahu paylaşmıştır, çektirmiştir. İranlılara göndermiştir. İran medyasında paylaşım yaptırmıştır. Bu işte danışıklı dövüş olmadığı, ya Haniye'nin İran'dan habersiz öldürüldüğü düşünülsün diye. Olaylara bakış açınızı her zaman değiştirin. Bir kadının Starbucks muhabbeti. İzmir'de işte sağanak sırasında elektrik akımına kapılan iki kardeşimiz vardı arkadaşlar, biliyorsunuz. İşte bu konuyla ilgili 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur,
Abdülbatur ile eski İSSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emre Yıldız da bu sorumluların ve kusurların olduğunu belirten Sarı Çiçek ve olayda kusur ve ihmalleri olduğu gerekçesiyle savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi de iyi de bu elektrik şirketi onunla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor mu? Ona kimse dokunmayacak mı? Allah Allah. Şirkete kimse dokunmuyor. Belediye başkanları suçlu. Kuş gribi memeliler arasında hızla yayılıyor. Bugün ne yaptı arkadaş? Dilime inme mi indi ya? Kuş gribi memeliler. İneklerin resmini göstermiş. Şimdi arkadaşlar karbon ayak izi dediğimiz bir muhabbet var ya. Karbon ayak izi muhabbeti ve yapay et muhabbeti arkadaşlar. Dünyada hayvan nüfusunun azalmasına sebep olacak. Bunun için de bazı sebepler ve gerekçeler lazım. Ne diyor kuş gribi? Zamanında tavuklara uygulamışlardı. Binlerce tavuğu telef ettiler. Buradan nemalanan, paraya para demeyen bazı koltuk sahipleri oldu arkadaşlar. İsim falan vermeyelim. Tamam. Onlar parayı katladılar. Gariban vatandaşın tavukları gitti. Şimdi bu kuş gribi memeliler arasında yayılıyor denilerek bu memelilerin ölümüne sebep olacaklar. Öldürecekler, itlaf edecekler bir şekilde. Hayvan beslenmesin ve yapay ete geçilsin diye. Tabii. Bu lobinin, para basan lobinin emrini yerine getirecekler. Karbon ayak izi. Kelle başı 3000 lira vergi. Yıllık mı alacaklar, 6 ayda bir mi alacaklar? Geçen birisi yazmıştı. Her vatandaş kelle başı 3000 lira vergi verecek. Hakan Fidan Mısır'da Sisi ile görüşmüş. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Katil Sisi oldu bana dostum Sisi. Kanka. Konut satışlarında yeni dönem. 15 Eylül'de başlıyor. Bakan Bolat konut satacak kişi E-Devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirilecek. Yetkilenmiş olan emlakçı da satışa aracılık edecek. Tabii. Emlakçılar para kazanmış olacaklar. İşte bakan bununla ilgili diyor ki dolandırıcılık olmasın diye bunun önüne geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda da araba satışıyla ilgili böyle şeyler planlıyoruz diyor bakan. Evet arkadaşlar. Araba satışıyla ilgili böyle bir şey getireceğiz. E-Devlet'e de gireceksiniz. E-Devlet'ten aracınızı seçeceksiniz. İşte galerici kim varsa onlar görevlendirecek. Onlar arabayı satacak. Herkes parasını alacak. Devlet de bu hizmeti yaptı diye parasını alacak. Devletin kasası dolacak. Peki 500 bin liralık arabada böylelikle 600 bin lira, 700 bin lira olacak. Araba piyasası böylelikle yükselecek. Kimse 400 bin liralık arabayı E-Devlet'e girip E-Devlet'ten hem devleti yetkilendirip hem de emlakçıyı, galericiyi yetkilendirip veya ev içinde geçerli bu. 400 bin liralık evi satıp sonra bundan 300 bin lirayı alıp 100 bin lirayı bırakmaz. Böyle bir salaklık yok. Onu geçeceksin. Mustafa Destici Instagram veya Facebook kendilerine çeki düzen vermek zorunda. Yani diyor, bizi adam yerine koymadınız. Bizi adam yerine koyun. Bakın biz adamız. Demeye mi çalışmış acaba? Kesinlikle katılmıyorum. Ümit Özdağ, Sadat'ın kurucusu. Mesih'i bekliyordu, Azrail geldi. Bunun bir açıklaması var ya video. Mesih gelecek, Mesih'i bekliyoruz, ona ortam ayarlıyoruz falan filan. Yani ben öldüğünü düşünmüyorum. Muhtemelen yurt dışına gitmiştir diye düşünüyorum. Veya bilmiyorum yani bu tarz adamların ölümü sessiz sedasız olmaz. Bana çok ilginç geldi arkadaşlar. Hatay'da kamulaştırma adı altında zeytinler talan ediliyor. Ne için? Depremde yerle yeksan olan beton binalar için. Bu cinayetten farklı değil demiş bir kardeşimiz. Videosunu paylaşmış. Yapacak bir şey yok. Kimseye sözümüz geçmiyor arkadaşlar. Allah belanızı versin. Efendim Sümeyye galiba bu. Sümeyye miydi la? Sümeyye'ydi galiba. Gitmişler Ayasofya'da, Sultanahmet'te son çağrı diye Tel Aviv'e tepki gösteriyorlar. İsrail'e tepki gösteriyorlar. Parmaklarını kaldırmışlar. Allahu Ekber diyorlar falan. Milli Görüş'ün Twitter adresi de şehadet parmağını havaya kaldırırken baban Azeri petrolünü Tel Aviv'e akıtıyor diye bir paylaşım yapmış. Bilmiyorum. Ben onun yalancısıyım kardeş. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik.
Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Buraya kadar gelmiş videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmuş olan kardeşlerim, videomuzu beğenip paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Desteklerinizden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşürüz. Çok çarpıcı, çok acı bir olay. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işinden atılan bir öğretmen Gökhan Açıkkolu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltında öldü. Ailesi onu hainler mezarlığına gömülmekten çok büyük uğraşlar sonunda kurtarabildi. Ve aradan tam 585 gün geçti. Devlet pardon dedi çıktı. Öğretmen görevine iade edildi ama artık çok geçti. Çünkü o öğretmen yok artık. Dedim yavrum kendisi bayrağı astı balkona. Benim evladım yapar mı? İmkansız bir şey, hayatta yapmaz. Böyle anlatıyordu oğlunu. Oğlu Gökhan Açıkkolu'ydu, öğretmendi. Vallahi billahi benim evladım yapmaz öyle şey. Canım yandı benim evladım gibi. ...ile işinden atıldı. Gözaltındaki 13. gününde kalp krizi geçirdi, öldü. Yok, gözaltında daha ifadesi dahi alınmamış. Onurlu gururlu birisi. O onur gururuna dayanamadı herhalde. Kalp krizi geçirdi. Safasağlam bir çocuğum benim. Cenazesini alıyorum. Ama oğlunuz vatan haini dediler. Yer olarak İstanbul'daki hainler mezarlığını gösterdiler. Ve cenazesi yıkanacak ve kefinlenecek hainler mezarlığına geldi. Benim çocuğum vatan haini oluyor. Hiçbir şey yapmadı. Sonunda cenazeyi aldı, Konya'ya götürdü. Orada da imam cenazeyi kaldırmadı. Mahalleden birisi namazı kıldırdı. Acılı aile acısını bile yaşayamadıkları oğullarını sessiz sedasız toprağa koydu. Ve devlet yaklaşık 585 gün sonra pardon dedi. Görev yaptığı okuluna bu yazı gitti. Gözaltında ölen tarih öğretmeni Gökhan Açıkkolu görevine iade edildi. Hiç hakkımızı arayamıyoruz. Çocuğumuz hiç yoktan vatan damgası yiyor.